dönemi tüm 30'ar dakikalık sunumlar yapacaktır. Ardından panel esnasında bizlere yazılı olarak teslim edeceğimiz soruların cevaplandırılması için 30 dakikalık soru cevap bölümüne geçilecektir. Panel başkanımızın kısa değerlendirmesiyle panelimiz sona erecek ve TASAL Başkanı Sayın Aksu panelistlere katılım belgelerini takdim edecektir. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere TASAL Başkanı Sayın İsmail Faruk Aksu Bey kürsüye davet ediyoruz. Sayın milletvekilleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkan ve yöneticileri, saygıdeğer panelistler, çok değerli bilim insanları, araştırmacı ve öğrenciler, sayın basın mensupları, muhterem davetliler. Türk Akademisi olarak düzenlediğimiz Türk Anayasası'nın Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi başlıklı panelimize hoş geldiniz. 16 Nisan referandumuna yaklaştığımız bu günlerde anayasada yapılan değişikliklerin tam olarak ne olduğu ve yeni sistemin esaslarının nasıl şekillendirildiği hususunun doğru bilgiler ışığında konuşulması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Zira konunun hem siyasi hem de hukuki boyutuna ilişkin karşıt iddialar ortaya atılmakta ve yaratılan bilgi kirliliği sonucu akıllarda birçok soru işareti belirmektedir. Seçmenlerin asılsız söylentilerle değil, doğru bilgiler ve gerçekler üzerinden hareketle oy kullanmasının sağlanması seçimin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla referandumda oylanacak metnin içeriğinin eksiksiz bir şekilde kamuoyuna aktarılması önemli bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Milli vicdanın sesi olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi ve siyaset yapıcıların milli menfaatlerimiz doğrultusunda hareket etmesine katkı sağlamak adına objektif bilgi üretmeyi ve bunu geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen TASAL, her zaman olduğu gibi referandum konusunda da kamuoyunu aydınlatmayı bir görev addetmiştir. Bu düşünceden hareketle tertiplediğimiz ve partileri adına anayasa değişikliği sürecinde aktif rol almış iki değerli siyasetçiyi bir araya getiren panelimiz, anayasa değişikliğini tüm yönleriyle ele almayı, konunun hem hukuki teknik yanını hem de siyasi etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu sunumların öncesinde ise izninizle birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Ülkemiz önemli risklerle karşı karşıyadır. Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan abluk altına alma, ekonomik ve siyasi bir darboğaza sürükleme girişimlerinin ardı arkası kesilmemektedir. Yurt dışında FETÖ ve PKK'nın öncülük ettiği Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri dikkat çekmektedir. Birkaç günden bu yana Almanya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakan ve milletvekillerine yönelik hasmane tavırlarını, sözde savundukları demokratik değerlerle de çatışan insanlık, ahlak ve hukuk dışı girişimler olarak değerlendiriyoruz. TASAL olarak Hollanda ve anılan ülkelerin bu tutumunu şiddetle kınıyor, karşılıksız kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli konuklar, bilindiği üzere anayasa tartışmaları sadece bugünün konusu değildir. 1982 Anayasası'nın değiştirilmesi ya da bütünüyle yenilenmesi yönündeki talep ve beklentiler anayasanın kabul edildiği tarihe kadar gitmektedir. Zira anayasamızın taşıdığı darbe ruhu en başından beri rahatsızlığa sebep olmuştur. 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı'nı geniş yetkilerle donatmış, yürütmeyi iki güçlü organ arasında paylaştırmış, ancak sorumlulukları yetki donanımına paralel şekilde düzenlememiştir. Parlamenter sistemden ciddi bir sapma anlamına gelen bu çarpık düzenleme, yetki ve sorumluluklar açısından bir kargaşaya sebep olmuş, hatta siyasi krizlere yol açmıştır. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmeye başlanmasıyla parlamenter sistemden iyice sapılmış, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmalar daha da artmıştır. Devletin tepesinde
yetki ve sorumlulukların sınırına dair muğlaklıklar belirginleşmiş, hukuksuzluk tartışmaları baş göstermiştir. Bu ve benzeri sorunların yeni bir anayasa ile giderilmesi ise siyasi partilerin seçim vaatlerinden birisi olmuştur. Nitekim 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulmuş, ancak bu süreçte anayasa değişikliğine ilişkin bir uzlaşma zemini oluşmadığı gibi anayasanın ilk 4 maddesinin Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin ve anayasanın taşıdığı Türk kimliğinin tartışmaya açılması gibi bizce kabulü mümkün olmayan gelişmeler de yaşanmıştır. Devlet-millet bütünlüğünün zedelenmesine sebep olan ve anayasal hükümet sisteminin sorgulanmasını gerekli kılan gelişmelerin sonuncusu ise bize göre 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuştur. Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine kasteden bu işgal hareketi beka sorununun ehemmiyetini gözler önüne sermiştir. Bu hain girişim, hükümet sisteminin bir üst fazla ihya edilmesini, hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik ve kudretli bir devletin yeniden inşa edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Yeni Kapı mitinginde milyonlarca kişinin tek yürek olması, Türkiye'nin artık ayrışma değil, uzlaşma beklediğinin, farklı siyasi kimliklerin uzlaşmasının devlet ve millet bekası ve demokrasimiz için elzem olduğunun ispatı olmuştur. Nitekim 15 Temmuz, hiçbir siyasi mülahazanın devlet ve millet bekasının önünde olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, bu yönüyle aynı zamanda yeni bir başlangıç da olmuştur. Bu gerçeği gören iki siyasi partinin uzlaşmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet sisteminin netleştirilmesini esas alan bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmiş ve Türkiye yeni bir referandum sürecine girmiştir. Kuşkusuz ki böylesine önemli bir meselenin halkın iradesine başvurularak nihayete erdirilmesi Türkiye için başlı başına büyük bir kazanımdır. Tasavvuf olarak inanıyoruz ki esas olan aziz Türk milletinin iradesidir. Saygıdeğer konuklar, amacımız incelediğimiz konulara ilişkin olarak milli menfaatler doğrultusunda toplumda farkındalık yaratabilmektir. Bugünkü panelimizle de alanlarında yetkin, çok kıymetli hukukçu iki milletvekilimiz ve panel başkanımız anayasa değişikliğini tüm detaylarıyla açıklayacaklar. En çok tartışılan, yanlış yorumlanan ve bazen de çarpıtılan hususlarda siz değerli katılımcıları ve kamuoyunu aydınlatacaklardır. Anayasa değişikliğinin ülkemizin lider ülke ve küresel güç olma hedefinin gerçekleşmesine ve Türk devleti ve milletinin istiklal içinde istikbale taşınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Değerli panelistlere katkıları için, siz muhterem davetlilere katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Saygıdeğer konuklar, şimdi panel başkanımız Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Vahit Doğan Bey, konuşmacılarımız Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül Beyleri kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Tasavvuf Başkanı, kıymetli milletvekillerim ve çok değerli konuklar. Tasavvuf, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üzerine düşen Türkiye'nin problemleriyle ilgili konuları ele alma, aydınlatma, akademik düzeyde değerlendirme görevlerinden bir tanesini daha gerçekleştiriyor. Bu vesileyle tasavvufa canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çünkü tasavvufun daha önceden de birkaç tane paneline konuşmacı olarak katılmıştım. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle sıkıntılı konularda akademik devletten taraf olan bir kuruluşlara, sosyal sorumluluk bağlamında faaliyet gösterecek kuruluşlara ihtiyacı var.
Bu kuruluşlardan bir tanesi de TASAV. Bunun için önce başkana, başkan nezdinde TASAV yönetimine ve siz değerli konuklara teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, anayasa değişikliği 1982 anayasası ve günümüze kadar gelen süreç içerisinde yapılan 17 değişiklik ve 17 değişiklikte toplam 119 maddeye yakın bir değişiklik yapılması ve mevcut değişikliğin 18 madde olarak söylenmesine rağmen, rakamları yanlış hatırlayabilirim, yaşlılığıma verin, 59 maddede değişiklik öngören ve 1982'den günümüze kadar olan süreç içerisinde en kapsamlı değişiklik. Değişiklik süreci nasıl ortaya çıktı, neler görüşüldü, siyasi süreç neydi? Konuyu esas itibariyle ele alan sürecin iki baş aktörü, iki başat kişisi, birisi sağımda, birisi solumda olmak üzere buradalar. Bunun arkadaşlarımız o konuyla ilgili değerlendirmeler yapacaklar. Ancak ben anayasaya geçmeden önce son günlerde yaşanılan bir kısım özellikle Avrupa kökenli bir sıkıntıları kısacık değinmek gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli dostlar, bir ülkeye yabancının girmesi o ülkenin iradesindedir. Hiçbir ülkeye herhangi bir kişiyi, bu diplomatik temsilciler de olabilir, kabul zorunluluğunu getiren uluslararası alanda herhangi bir kural yoktur. Ancak kişi ülkeye kabul edildikten sonra kişinin sahip olduğu niteliklere uygun faaliyet yapması, herhangi bir şekilde bir yerlere gitmesi uluslararası hukukun gene kabul etmiş olduğu kurallardan bir diğeridir. Tabii bir diğer nokta daha var. Türkiye açısından hayati önem taşıyan bir diğer nokta daha var. Türkiye konsolosluk ilişkileri hakkında 1963 tarihinde imzalanmış olan Viyana Sözleşmesi'ne taraftır. Ve Hollanda'da taraftır. Almanya'da taraftır. Avrupa ülkelerinin tamamı taraftır. Yapılan görüşmeleri, yapılan müzakereleri bir kısım basın, özellikle Batı basınında yer alan ifadelerle bakmak gerekirse, sanki Sayın Bakan Hollanda yetkililerinin bilgisi dışında Hollanda'ya gitmiş gibi değerlendirme yapıyorlar. Oysa evet, Schengen ülkesidir. Schengen tek bir sınırı vardır. Ama buna rağmen ülkelerin sınırları muhafaza edilmektedir. Ülkelerin sınırları ortadan kalkmış değildir. Schengen sadece vizesiz geçiş bağlamında, ortak vize uygulama bağlamında bir sözleşmedir. Dolayısıyla Schengen'in varlığı sınırların ortadan kalkması demek değildir. Eğer bir siyasi, bu milletvekili olabilir, bakan olabilir veya bir başka siyasi olabilir, bir ülkeye giriyor ise, gitmiş olduğu ülkenin yetkililerinin haberdar olmamasını kabul etmek, hele hele de Batı basınında ifade edildiği gibi habersiz girdi değerlendirmesinin kabul edilebilmesi, akla ziyan bir değerlendirmedir. Dolayısıyla bu değerlendirmenin kabulü mümkün değildir. Bu değerlendirmenin kabulü mümkün olmadığı gibi, ülkeye girdikten sonra siyasi temsilci kendi ülkesinin konsolosluğuna gitmek istiyor. Evet, konsolosluklar büyükelçilikler gibi uluslararası hukukun, uluslararası geleneklerin öngördüğü şekilde o ülkenin toprağı değildir. Temsil edilen ülkenin toprağı değildir. Ama konsoloslukların da bir anlamda konsüler dokunulmazlıkları vardır. Diplomatik dokunulmazlık değil ama konsüler dokunulmazlıkları vardır. Orada yapılanlara bakıldığı zaman, röportajı ben dinledim, hepiniz de dinlemişsinizdir. Röportajda bakanın tutuklanması densizliğini söyleme cüretini gösteriyorlar. Bunun uluslararası hukukta asla ve asla yeri yoktur. Bu uluslararası hukukun aleni olarak işgal edilmesidir, ihlal edilmesidir. Bir diğer taraftan konsolosluk personelinin dışarı çıkmasına izin verilmemesi, konsolosluk personelinin
dışarı çıkmamasına, özellikle muhafaza altına alınmasına, hatta ve hatta savaş hali dahil olmak üzere, konsolosluk personelinin haberleşme hürriyetinin elinden alınması, konsolosluğun dışarısına çıkmasını güvenliği sağlamak şartıyla dışarı çıkmasını sağlamak ilgili devletin yükümlülüğündedir. Oysa Hollanda, bırakın konsolosluğun, konsolosluk personelinin güvenliğinin sağlanmasını, konsolosluk personelinin dışarıya çıkmasını engel oluyor. Konsolosluğu da bir anlamda abluk altına alıyor. Bu medeniyetin beşiği diye nitelendirilen, evrensel hukukun merkezi olarak nitelendirilen Avrupa'ya yakışması mümkün değil. Elbette siyasilerin gittikleri ülkenin kurallarına uyma zorunluluğu var. Bu da uluslararası hukukun genel prensiplerinden birisi. Ama karşılıklı nezaket kurallarının burada aleni olarak ihlal edildiğini, uluslararası hukukun aleni olarak ihlal edildiğini görüyoruz. Siyasi propaganda yapma, bizim seçimlerin temel ilkeleri hakkındaki kanunun 94. maddesinde aleni olarak, açık olarak ifade edilmiştir. Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde siyasi faaliyet yapılamayacağı, siyasi propaganda yapılamayacağı aleni olarak ifade edilmiştir. Bakanın oraya siyasi propaganda yapmak için gittiğini asla ve asla düşünmüyorum. Çünkü kanun gayet açık ifadesi var. Orada vatandaşlarla hemhal olmak, vatandaşların derdini dinlemek üzere oraya gitmiştir. Dolayısıyla bu vesileyle panele başlamadan önce Hollanda'nın bu tavrının kabulünün mümkün olmadığını ve devamında Danimarka başta olmak üzere diğer ülkelerden de peyderpey gelecek olan Türkiye'ye yönelik hasmane tutumların bir an önce son bulmasını, kendi ülkelerinde yapılacak iç seçimleri bahane ederek, uluslararası ilişkiler özellikle Türk düşmanlığını körükleyerek bir kısım angajmanlara girmesinin kabulü mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen de Batı ülkelerindeki seçimlerde Türkiye'nin meze olmasına engel olmaktır diyor. Saygılar sunuyorum efendim. Bu kısa açıklamadan sonra öncelikli olarak ben anayasayla ilgili değerlendirmeleri sona bırakıyorum. Hanginizi takdirinizle ben başlayabilirim Sayın Başkan. Önce Mehmet Bey'e vereyim. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Tasavvuf Başkanı, Türk Akademisi Başkanı ve onun şahsında Türk Akademisi'nin değerli yönetim kurulu üyelerine ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesine emeği bulunan herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, değerli katılımcılar, gerçekten tarihsel süreç içerisinde Türk Anayasası'nın değiştirilmesi tarihi süreci içerisinde de en önemli anlardan birine yaklaşıyoruz. Sayın Başkanımız da ifade etti. Esasen Türk Anayasası'nda şu anda 19. değişikliği gerçekleştiriyoruz ve bu 19. değişiklikle birlikte aziz milletimizin kabulünün neticesinde anayasamızın 100'ün üzerindeki maddesi, kimi de birden fazla olmak üzere, değiştirilmiş olacak. Bunu şunun için ifade ediyorum sözlerimin başında. Türk Anayasası özellikle de hükümet sistemi bakımından yürürlüğe girdiği 1982'den itibaren bugüne kadar hep tartışılan bir anayasadır. Gerçekten 1982 Anayasası'nın temel siyasi sebebi durumundaki 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren başta olmak üzere cuntacıların 1982 Anayasası'nın yapılış sürecinde kendilerini başbakan olarak değil, cumhurbaşkanı olarak konumlandırmasından dolayı cumhurbaşkanına ideal bir parlamenter sistemi çok aşan yetkiler öngörmüşler ama onun karşısında hemen hemen hiç sorumluluk öngörmemişlerdir. Gerçekten 1982 Anayasası'nın 104. maddesi, ki 2,5 sayfa süren ve anayasamızın en uzun maddesi durumunda olan 104. maddesinde
Cumhurbaşkanı için her kuvvete yönelik olarak çok önemli yetkiler tanınmış ve o 104. maddenin sonunda da anayasanın diğer maddelerinde ifade edilecek edilen görevleri de yerine getirir demek suretiyle etkisini daha da genişletmiş. Ama söz gelimi 1961 anayasasında Cumhurbaşkanı'nın olması gerektiği gibi parlamenter sistemde sadece bir paragraftan ibaret sembolik yetkilerinin olduğunu biliyoruz. Ama sorumluluk çerçevesinde de hemen bir sonraki maddede, 105. maddede sadece vatana ihanet suçu bakımından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 4/3'ünün çoğunluğuyla suçlandırılacağı ifade edilmiştir. Ve vatana ihanet suçunun düzenlendiği hıyaneti vataniye kanununun yürürlükten kaldırıldığı 1991 yılından itibaren ise artık Cumhurbaşkanı'nın suçta kanunluk ilkesi çerçevesinde hiçbir sorumluluğun kalmadığı ama bu kadar geniş yetkileri de kullanmaya devam ettiği bir süreç başlamıştır. Bundan dolayı da o tasarlanan iki başlı yürütme yapısı içerisinde bir tarafta tüm sorumluluğu üzerinde taşıyan Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile öbür tarafta 1991 yılından itibaren artık hiçbir sorumluluğu kalmamış olan Cumhurbaşkanı arasında günümüze kadar da pek çok sıkıntının yaşandığını, bunların çoğu zaman krizlere varabilen boyutlara da taşındığını hepimiz biliyoruz. Yani o sıklıkla ifade edilen iki başlık durumu esasen 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği andan itibaren mevcuttur. Burada tarihsel sürecini değerlendirirken 2007 yılına daha bir dikkatle bakmakta fayda var. Zira 2007 yılında başlatılan 11. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde o dönem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Sabih Kanadoğlu'nun bir gazetede yayınlanan makalesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin toplantıda yeter sayının 367 olduğu iddia edilmiştir. Ve ne yazık ki ana muhalefet partisi de bu iddianın peşine düşmek suretiyle konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış. Anayasa Mahkemesi de bugün artık onun bir hukuk garabeti niteliğinde olduğunu hemen herkesin kabul ettiği bir çerçevede davayı kabul etmiş ve toplantı yeter sayısının 367 olması gerektiğini ifade etmiştir. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumuna ilişkin birkaç cümle etmekte fayda görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi o tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında olmasına rağmen tarihinin her döneminde olduğu gibi Türk milletinin menfaatine yönelik, Türk devletinin menfaatine yönelik her konuda olduğu gibi seyirci kalmak yerine inisiyatif almayı tercih etmiştir. Tıpkı bugün yaptığı gibi ve bir çağrıda bulunmuştur kamuoyuna. Demiştir ki bu tartışmaların neticesinde seçilecek Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti tartışmaları da hiç bitmeyecektir. Ondan dolayı seçimlerin erkene alınmasında ve yapılacak seçimlerde oluşacak meclis tablosunun yeni Cumhurbaşkanı'nı seçeceğinin bilinmesinde fayda vardır. Ve bu çağrımız kabul görmüş. Nitekim Kasım'da yapılması gereken milletvekilliği genel seçimleri 22 Temmuz'a alınmış ve o seçimlerden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gösterdiği kriz çözmeye yönelik tutum milletimiz nezdinde de kabul görmüş, benimsenmiş ve nihayetinde Milliyetçi Hareket Partisi yeniden 71 milletvekiliyle meclisteki yerini almıştır. Mecliste yapılan ilk iş milletvekillerimizin de yakından bildiği gibi kendi başkanını seçmektir. Ve o meclis başkanlığı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bir mutabakat sağlamıştır. Bunu eleştirmek için değil, tespit olarak ifade ediyorum. Zira siyasette böylesi önemli konularda siyasi partilerin anlaşması doğrudur, isabettir. Hatta bunun ötesinde bu tarz durumlar da özellikle gerekliliktir de. Ama bunu şu önemli neticeyle de bağlamak isterim. O seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bu mutabakatı sağlamış olmasına rağmen
hemen arkasından yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminde o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olmasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel kuruldaki oylamalara katılmama çağrısı yapmıştır. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi nazarında kabul görmemiştir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi hafızası güçlü bir partidir. O seçimlere katılmamak Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanamaması gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır ki o günden 27 yıl önceye gittiğimiz zaman, yani 12 Eylül'e gittiğimiz zaman, evet o 12 Eylül 1980 darbesi pek çok siyasi sosyal sebebin sonunda gerçekleşmiştir ama o bardağı taşıran son damla 100 küsür tur boyunca Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi neticesinde, hatta son turlarında Zeki Müren'e oylar çıkmaya varıncaya kadar ciddiyetinden uzaklaşarak Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi neticesinde gerçekleşmiştir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmama çağrısı, Allah muhafaza böylesi vahim, darbeye varıncaya kadar vahim sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Ondan dolayı da bu kararlılık içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi hem de aylardır sürdürdüğü yaklaşımla tutarlı olmak kaydıyla bu çağrıyı karşılıksız bırakmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçimlerde yerini almıştır. Yerini almıştır ama hani çokça eleştirildiği için de ifade ediyorum, Milliyetçi Hareket Partisi tarihin her döneminde kendi doğruları yönünde karar alırken şu partinin vaganı olma, bu partinin bastonu olma, bu partinin kolluk değneği olma gibi haksız mesnetsiz suçlamalara muhatap olmaktadır. O 11. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkarmış, tüm grubuyla kararlılık içerisinde kendi adayına oy vermiş ama en önemlisiyle o toplantı yeter sayısı krizi çerçevesinde o 367 garabetinin muhtemel vahim sonuçlarını ortadan kaldırarak o tıkanıklığı gidermiştir. Bu önemli bir gelişmedir ve o gelişmenin neticesinde aslında daha da önemli sayılabilecek bir gelişme daha olmuştur. Ve Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil doğrudan doğruya Aziz Türk Milleti'nin oylarıyla seçilmesine yönelik bir anayasa değişikliği gerçekleşmiştir. 21 Ekim 2007'de de halk oylamasına gidildiğinde %70 gibi bir oranla milletimizin kahir ekseriyetinin onayıyla o anayasa değişikliği süreci tamamlanmıştır. Böyle olunca daha başından itibaren 1991 yılına kadar yetki sorumluluk dengesi bakımından her türlü yetkinin hemen hemen Cumhurbaşkanı'nda olduğu ama Cumhurbaşkanı'nın 1991'e kadar çok sınırlı bir sorumluluğun bulunduğu, 1991'den itibaren ise hiç sorumluluğun olmadığı bir hükümet sistemi içerisinde o iki başlığa eklenen bir de çifte meşruiyet problemi karşımıza çıkmıştır. Bir taraftan ilk uygulaması 2014 yılında yapılacak olan ve milletimizin en az %50'sinin oyunu alacak olan Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti, öbür tarafta da her türlü sorumluluğu halen üzerinde taşıyan Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun meşruiyeti. Yani bu sürecin içerisinde başından itibaren iki başlı bir yürütme modeli varken 2007 yılından itibaren bir de bu çifte meşruiyet krizi karşımıza gelmiştir. 2007 ile 2014 arası konu daha ziyade uzmanları tarafından tartışılmış, vatandaşımızın gündemine doğal olarak girmemiş ama 2014 yılında yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren ise uygulamalar bakımından da çok önemli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Zamanımızın kısıtlı olduğunu nazara alarak bunların da daha yakın süreçlerde olduğunu, dolayısıyla salonumuzda bulunan en genç kardeşlerimizin bile bunları artık yaşayarak bildiğini de varsaydığımdan orayı çok detaylandırmak istemiyorum. 2014 yılında ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi uygulamasından sonra bu iki başlılık ve çifte meşruiyet krizinin önemli muhtemel potansiyelleri bir kenarda dururken biraz önce Sayın Başkanımızın açılış konuşmasında da ifade ettiği gibi 15 Temmuz 2016'da gerçekten tarihimizin en büyük ihanetlerinden birisiyle karşılaşılmıştır ve bu Türk devlet hayatını çok önemli ölçüde etkilemiştir. Etkilemesi de doğrudur.
Gerçekten 15 Temmuz tarihimizde önemli bir paradigma değişikliğini, önemli bir kırılma anı da beraberinde getirmiştir. Ve sonrasında artık 16 Temmuz'dan itibaren hiçbir şey 15 Temmuz'dan önceki olduğu gibi değerlendirilmemiş, sorumluluk sahibi siyasiler tarafından meseleye çok daha devlet odaklı olarak bakılmaya çalışılmıştır. Ve böylesi bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taraftan Suriye'de fiilen savaş halindeyken, Irak'ta mevcut ve muhtemel gelişmeler ortadayken ve sadece sınırlarımızın dışında değil, sınırlarımızın içinde de uzun yıllardır PKK terörüyle baş etmeye çalışan devletimizin özellikle son yıllarda IŞİD, DAEŞ, PYD, YPG terörleriyle de boğuşmaya başladığı bir dönemde, yani Türk milletinin ve Türk devletinin bekasının tehdit edildiği bir dönemde, anayasal çerçevede hükümet sistemi tartışmalarını sona erdirmek ve bu hükümet sistemi tartışmalarından muhtemel bir rejim tartışması ya da Türk devletinin bekasına yönelik önemli tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla Sayın Genel Başkanımız 11 Ekim 2016 tarihindeki grup toplantımızda bu meselenin netliğe kavuşturulması yönünde tarihi bir çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı hemen ertesi gün Sayın Başbakan tarafından kabul görmüş ve Sayın Hocamın da ifade ettiği gibi, yani belki baş aktörleri demeyelim ama Sayın Genel Başkanlarımızın görevlendirmesi üzerine önce bizlerin 1,5 aylık yoğun bir çalışma döneminde ortaya çıkan metni değerlendirme çalışmamız sürmüş ve bu süreçte gerek Sayın Genel Başkanımızın gerekse Sayın Başbakan'ın çağrılarına rağmen ana muhalefet partisinin de bu sürece asla müdahil olmadığı ve o anlamda ana muhalefet partisi olma sorumluluğunu yerine getirmediği bir çalışma dönemi başlamıştır. Şimdi yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. Bugün yapılmakta olan anayasa değişikliği hükümet sisteminin netleştirme odaklı bir anayasa değişikliğidir. Ve bu hükümet sistemimizi bu kadar karmaşık hale getiren en önemli hadisenin de müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O anlamda bugünkü anayasa değişikliği o yönüyle 2007 yılında yapılan ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin benimsendiği anayasa değişikliğinin kaçınılmaz bir sonucudur, tamamlayıcı bir parçasıdır. Dolayısıyla birazdan artık kısa kısa ifade edeceğim gibi o çok önemli tartışma alanlarında, o çok önemli suçlamalarda esasen en büyük sorumluluğa sahip olmasına rağmen hem de ana muhalefet partisi olarak anayasal çerçevede çok önemli sorumluluklarla teçhiz edilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi ile partimiz arasında yapılan çalışmalarda yer almaması da gerçekten tarihi anlamda da bir talihsizlik olarak karşımıza çıkmıştır. Oysa onun hemen öncesinde gene Sayın Gül ve benim içinde yer aldım ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir temsilcinin katıldığı bir mini anayasa çalışması yapılmıştır yargı merkezli ve burada o kısa süre içerisinde tamamen ihtiyaçlarımıza yönelik olarak 7 önemli maddede mutabakat sağlanarak o çalışma tamamlanmıştır. Öyle ki biz bu anayasa değişikliği teklifini de hazırlarken, oluştururken oradaki çalışmalardan da istifade etmek suretiyle bu teklifi nihai halini oluşturduk. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Tarihsel süreci içinde bakıldığında 1982'den beri tartışılan ve bugün artık Türk milletinin, Türk devletinin bekasını tehdit etme potansiyeline sahip bu hükümet sistemi meselesinin netleştirilmesi gerekiyordu. Ondan dolayı da ortaya bugünkü 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi ortaya çıktı. Şimdi buradan yavaş yavaş da diğer konu başlıklarımıza girmiş olalım tarihsel sürecini tamamlayarak. Bir defa burada anayasaya aykırı olarak ve bir rejim değişikliği mahiyetinde değil, anayasaya uygun ve hükümet sistemi değişikliği, daha doğru ifadesiyle belki de hükümet sistemi netleştirilmesi söz konusudur. Öyle ya, Sayın Genel Başkanlarımızın biri bizi görevlendirdiği günden itibaren aylarca
yapılacak olan anayasa değişikliğinin anayasaya aykırılığı iddiasını duyduk. Hatta daha ortada teklif yokken, bize sunulmamışken ana muhalefet partisi yetkililerinden, temsilcilerinden yapılacak anayasa değişikliğinin anayasaya aykırı olduğu yönünde iddialar duyduk. Ve bu aylarca devam etti. O sürecin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı onayladığında artık o anayasaya aykırılık iddiasının Anayasa Mahkemesi'ne taşınması gerektiği zaman geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımayacağını söyledi. Şimdi o zaman bakmak lazım. Eğer anayasaya aykırılık varsa ve aylarca bu ifade edilmişse ki edilmiştir, şu anki meclis kompozisyonumuz itibariyle teklifin sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi de olduğu için meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilecek olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun için de eğer anayasaya aykırılık iddiası ciddi ise bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımak Cumhuriyet Halk Partisi bakımından sadece hak ve yetki değil ama bunu aşar mahiyette sorumluluktur. Dolayısıyla bu sorumluluk yerine gelmiyor demektir. Yok anayasaya aykırılık yoksa ki bize göre yoktur, objektif olarak da yoktur. Çünkü anayasa değişiklikleri sadece şekil bakımından ve şekil bakımından da sadece teklif ve oylama çoğunlukları ile yapılacak iki oylama arasındaki 48 saatlik serinleme süresine uyulup uyulmadığıyla sınırlıdır. Yani aylarca tırnak içinde söylüyorum tiyatrolar izledik. Kameralar vesaireler komisyonda, genel kurulda delil oluşturuyoruz edasıyla, iddiasıyla. Ama bunların gerçekten hiçbir anlamı da yoktu, dayanağı da yoktu. Çünkü anayasa değişikliklerinin anayasaya aykırılığı ancak bununla sınırlıdır. Ve burada o yönde bir anayasaya aykırılık yoktur. Dolayısıyla esasen anayasaya aykırılığın olmadığı bir teklifte doğru olanı zaten Anayasa Mahkemesi'ne gitmemektir. Hukuken de, siyasi açıdan da. Yanlış olan nedir? Bu böyle olmasına rağmen aylarca aziz Türk milletinin aklını karıştırmaktan başka hiçbir amacı olamayacak şekilde anayasaya aykırılık iddiasında bulunmak. Bunun benzeri bir yaklaşımı gene aylarca rejim değişikliği iddiaları üzerinden dinledik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi 29 Ekim 1923'ten beri cumhuriyettir ve mevcut anayasamızın da birinci maddesinde bu yazmaktadır. Eğer anayasa değişiklik teklifinde şu 18 madde içerisinde birinci maddenin değiştirilmesine yönelik bir teklif yoksa ki yoktur, rejim değişikliği iddiası da haksız, mesnetsiz, utanarak ifade ediyorum, yalandan başka hiçbir şey değildir. Dolayısıyla Sayın Başkanımızın açılış konuşmasında da ifade ettiği gibi gerek sivil toplum örgütleri olarak bu tarz kurumlara ama bundan daha fazlasıyla siyasi partilere düşen doğru olarak bilgilendirmek milletimizi ve onun sonunda o doğru bilginin neticesinde ortaya çıkacak siyasi iradenin kararına, milletimizin kararına saygı duymaktır. Başkaca bir şey olmaması lazımdır. Yaygın olarak müracaat edilen isnatlardan bir tanesi anayasamızın ilk 4 maddesinin değiştiği yönündedir. Ve denilmektedir ki anayasa değişikliği teklifinde ilk 4 maddeyi koruyan bir şey yok. Zaten bu değişiklik teklifinde bunu koruyan bir şey olmaz. Zaten bu yönde teklifte bir hususun olmaması bunun korunduğu anlamına gelmektedir. Ve bu ilk 4 maddenin değiştiği yönünde iddiaları ortaya atanlar bizim de yine teknik heyet üyesi olarak görev yaptığımız 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 2011 ile 2013 arasında yorum yoluyla, dolaylı olarak vesaire değil, doğrudan doğruya değişiklik teklifi sunmuş olanlardır. Gerek şimdiki anayasa değişiklik teklifi, gerek mevcut anayasamız, gerekse biraz önce söylediğim o 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki tüm çalışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesinde birinci sayfayı açtığınızda en altta sarı bir buton var. Anayasalar sayfası burada mevcuttur. Dolayısıyla hepimizin de erişimine açıktır. Hakikat bu kadar gün gibi ortadayken hem de kendileri bu yönde anayasa değişiklik teklifini doğrudan doğruya somut olarak vermişken bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde yer aldığı bir çalışmada
Anayasanın ilk 4 maddesi yönünde değişiklik yapıldığını yorum yoluyla vesaire iddia etmelerini de sizlerin vicdani kanaatlerine bırakıyorum. Bu 3 vahim iddia ile birlikte bunları besleyecek mahiyette başka iddialar da var. Kısa kısa onlara da bakmakta fayda mülahaza ediyorum. Sıklıkla müracaat edilen yalanlardan bir tanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme denetim yollarının daraltıldığı yönünde, meclisin fonksiyonunun azaltıldığı yönündeki iddialardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yolları anayasamızın 98. maddesinde düzenlenir ve mevcutta 5 ayrı müessese vardır 98. maddemizde. Meclis araştırması, meclis soruşturması, genel görüşme, gen soru ve soru. Yeni hükümet sistemimiz, böylelikle ona da işaret etmiş olalım, belki Sayın Kılıçdaroğlu'na da buradan ulaştırmış oluruz onu. İki başlığın ortadan kalktığı, dolayısıyla artık başbakanlık müessesesinin olmadığı, mevcut anayasamızdaki başbakan ve cumhurbaşkanı için öngörülen yetkilerin cumhurbaşkanının altında toplandığı ama bunun karşısında da mevcut anayasamızda hiç olmadığı halde ilk defa cumhurbaşkanının da sorumluluğunun olduğu tek başlığı cumhurbaşkanından ibaret bir yürütme yapısı öngörülmektedir. Öyle başbakan yoktur yani. Ve cumhurbaşkanının seçimin olduğu gün bir yürütme olarak, bir hükümet olarak doğrudan doğruya milletimiz tarafından seçildiği gerçeği karşısında artık gen soru ve güven oyu müesseselerinin olabilmesi zaten sistem gereği mümkün değildir. Bu yeni hükümet sisteminde güven oyunu da gen soruyu da aziz Türk milleti verecektir. Ama geri kalan 4 müessesenin tamamı değişiklik teklifiyle birlikte muhafaza edilmektedir. Hatta öyle ki en sık müracaat edilen soru önergesi çerçevesinde mevcut anayasamızda olmayan soru önergesine 15 gün içerisinde cevap verme yükümlülüğü getirilmek suretiyle de esasen bu konu meclis lehine, milletvekilleri lehine güçlendirilmektedir. Çok fazla yetkileri olduğu ifade edilmekte, iddia edilmekte. Anayasamızın mevcut 104. maddesine baktığımızda da değişiklik teklifindeki 104. maddeye baktığımızda da biraz önce söylediğim gibi sadece başbakan ve cumhurbaşkanına ilişkin yetkilerin cumhurbaşkanı altında toplandığını görüyoruz. Bunu aşan mahiyette değişiklik teklifinde cumhurbaşkanının yetkisi söz konusu değildir. Ama onun karşısında mevcut anayasamızda hiçbir sorumlu olmayan cumhurbaşkanı için çok daha geniş, çok daha kolay mahiyette bir sorumluluk öngörülmekte. Bir defa vatana ihanetle, suçlandırmakla sınırlayan bir maddemiz varken mevcutta, şimdi suç tipi bakımından hiçbir sınırın kalmadı. Dolayısıyla hangi suçu işlerse işlesin, sorumlu olacağı cumhurbaşkanının ve mevcutta 4/3 ile suçlandırılırken ondan daha az bir çoğunluk olan 3/2 ile suçlandırılacağı ama sadece bununla da yetinilmeyen, yani mevcut anayasamız bunu bu kadarla bırakmış, suçlandırıldıktan sonra ne olur, o esnada seçim kararı alabilir mi, seçimleri yenileyebilir mi, Anayasa Mahkemesi mahkumiyet kararı verirse Cumhurbaşkanı'nın durumu ne olur? Bunlara dair hiçbir netlik söz konusu değilken yeni sistemle birlikte bütün bunların hepsinin de 105. madde çerçevesinde hüküm altına alındığı bir gerçeklikle karşıyız. En sık duyduğumuz yalanlardan bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'e bile verilmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetme yetkisini niye Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz? Bir defa feshetme yetkisi vermiyoruz. Seçimleri yenileme yetkisi veriyoruz. İkincisi, zaten mevcut anayasamızın 116. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerini yenileme yetkisi zaten var. Ama bunun karşısında mevcut anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı'nın seçimlerini yenileme yetkisine dair herhangi bir madde, herhangi bir düzenleme yok.
biz teklifle birlikte hem Cumhurbaşkanı'na hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçimleri yenileyebilme imkanı, iki kuvvet arasında bir kriz çıkma ihtimaline binaen seçimlerini yenileyebilme imkanı sunuyoruz. Efendim bunu keyfi olarak kullanırsa, Cumhurbaşkanı 5'er yıllık 2 dönem için seçilebilecek. Dolayısıyla 1. döneminde söz gelimi 1 yıl sonra bu yetkiyi keyfi olarak kullanırsa, daha 4 yılı varken o 4 yıllık görev süresinden vazgeçmiş demektir. İkincisi, eğer keyfi olarak kullandığı milletin iradesinde o yönde şekillenirse, seçilmesinin garantisi yoktur, seçilemeyecektir. Dolayısıyla 10 yıl görev yapabilecek bir cumhurbaşkanı eğer keyfi olarak kullanırsa 1 yılın sonunda kendi siyasi varlığında sona erdirmiş olacaktır. İkinci dönemde zaten cumhurbaşkanının meclisin seçimlerini yenilemesi yetkisini kullanması halinde yeniden aday olabilme imkanı da yoktur. Şimdi mevcutta Türkiye Büyük Millet Meclisi için hiç tanınmamışken yeni teklifle birlikte hem Cumhurbaşkanı'na hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve en önemlisi bu yetkiyi hangisi kullanırsa kullansın kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla bu yetkiyi kullanabilmesi çerçevesinde bu da gerçekten yalandan başka bir şey değildir. Hocam bakıyor süremin ne kadar kaldığını. Süre sıkıntınız yok. Süre sıkıntısının olmadığını düşünüyorum. Çünkü konunun önemine binaen uygun bir zamanda toparlayacağınızı. Kısa zaman içerisinde de toparlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi bu ve bunun gibi pek çok gerçekten uzak iddialarla bir anayasa değişikliği referandum süreci geçiriyoruz. Benim burada belki size bir tavsiye olarak en önemli olarak söyleyebileceğim husus şudur. Evet, siyasi partiler olarak bizler işte konuya ilişkin çeşitli çalışmalar yapıyoruz, çeşitli belgeler oluşturduk, bunları teşkilatlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz vesaire ama biraz önce ifade ettiğim gibi tbmm.gov.tr'yi açtığımızda o Türk Anayasaları sayfasında buna ilişkin tüm metinler var. Mevcut anayasamızı özellikle yetki ve sorumluluğa ilişkin 104. 105. maddelerini de çok da dikkatli olmak kaydıyla neler değişiyorsa oralarını dikkatlice okuyup anayasa değişikliği teklif metninde de nasıl bir değişiklik öngörüldüğünü okuduğunuz zaman zaten en sağlıklı, en doğru kararı vereceğinize inanıyoruz Aziz Türk Milleti'nin fertleri olarak. Ve biz bu sürecin en başında da bugün de aynı şeyi ifade ettik. Bu herkes için de böyledir doğrusu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu biraz önce ifade ettiğim çerçevede o tarihsel sürecin zorunluluğuyla hükümet sistemimizi netleştirmeye yönelik, bu tartışmayı ortadan kaldırmaya yönelik olarak bu çalışmada devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet ana sloganı üzerinden biraz önceden beri anlatmaya çalıştığım çerçevede bir duruşa sahibiz. Ve doğrunun evet olduğuna da inanıyoruz. Milletimizin güçlü bir şekilde evet oyu vereceğine de inanıyoruz. Biraz önce ifade etmiştim. 2007 yılında artık Cumhurbaşkanını ben seçeceğim demişse milletimizin %70'i, onun tamamlayıcısı olan bu anayasa değişikliğinde de güçlü bir evet oyuyla yalana, iftiraya, haksız mesnetsiz iddiaya bakmaksızın kendi iradesiyle bu kararını verecektir ve Aziz Türk Milleti'nin kararı ne yönde olursa olsun sadece bizim değil, tüm partilerimizin de başının gözünün üzerinde olacaktır. Ben bana tanınan süreyi de istismar etmeyeyim. Hocama da teşekkür ederek Sayın Başkanımıza, beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakış açısından anayasa değişiklik süreciyle ilgili gelişmeleri ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin değişiklik
kitlelere bakış açısını sürenin el verdiği ölçüde anlatmaya çalıştı. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir duyuru, soru sormak isteyen arkadaşlar, görevli arkadaşlar var. Yazılı olarak sorularını iletebilirler. Hazırından soru sormak isteyen olursa sayın vekillere yazılı olarak iletirlerse sevinirim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi adına bu çalışma anayasa sürecinde, değişiklik sürecinde aktif olarak görev alan Sayın Abdülhamit Gül Bey'e söz veriyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Çok değerli Tasar Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, çok değerli milletvekillerimizi, değerli hazirolu katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin geleceğinin gerçekten şekilleneceği 16 Nisan halk oylaması öncesinde böylesine önemli bir konunun tarihe kayıt düşünmesi açısından gündeme getirildiği için de ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok değerli katılımcılar, Türkiye'de anayasalar daima milletin kendi iradesiyle, sivil, inisiyatif, siyasi partilerin uzlaşısıyla hazırlanması üzerine hep bir çaba ortaya konmuştur. Ancak Türkiye'de özellikle 1876 ile başlayan anayasa geleneğine baktığımızda parlamento 140 yıldır bir parlamento geleneği var. Ama esas itibariyle Türkiye'de uygulanan hükümet sistemlerinin çok farklı bir şekilde evrildiğini görebiliriz. Özellikle işte 140 yıllık parlamenter sistemi değiştirmeyiz şeklindeki argümanların temelsiz olduğunu peşinden söylemek lazım. Ülkemizde uygulanan 1921 Anayasası'na, 1924 Anayasası'na baktığımızda Türkiye'de esasen o dönemde bir parlamenter sistemin uygulanmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Parlamento var, 1876'da da var. Ama bir yerde parlamentonun olması demek hükümet sisteminin parlamenter sistem olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye'de bildiğimiz manada parlamenter sistem 27 Mayıs darbesi sonrası 1961 Anayasası ile uygulamaya gelmiş. Ama esas itibariyle şu anda uygulanan sistem, hükümet sistemi 1982 Anayasası ile ete kemiğe bürünmüştür. Yani Türkiye'de iddia edildiği gibi 200 yıla yakın bir parlamenter sistem var ve Türkiye'de de vatandaşlar böylesine 100 yılı aşkın bir gelenekten vazgeçiyor şeklinde bir algının doğru olmadığını söylemek lazım. Türkiye'de ve bütün ülkelerde yürütme, hükümet sisteminin ne şekilde olacağı rejim sisteminden çok bağımsız bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Bakın bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin yazmış olduğu, belirtmiş olduğu tweetlerde çok tarihi ifadeler vardı. Türkiye 16 Nisan'da rejimini değil, hükümet sistemini belirleyecek, Cumhurbaşkanı hükümet sistemini oylayacak ama Avrupa'da bir rejim değişikliğine sebep olabilir. Avrupa'da monarklar varken, krallar varken bununla birlikte parlamento da var. Kimi yerlerde farklı parlamenter sistem ya da başkanlık sistemi var. Ama esas itibariyle ülkelerin hükümet sistemleri o ülkenin siyasi tecrübesine göre, o ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillenir. Türkiye'de 1921'de milli mücadele verirken yanı başımızda Polatlı'da düşman kuvvetleri Türkiye'yi işgal, başkentimizi işgal etmek için gelirken bir meclis hükümetine ihtiyaç vardı. Ne demekti bu? Kuvvetlerin birleşmesi ve meclis bünyesinde birleşmesi. Yani yasama ve yürütme nerede birleşmişti? Mecliste birleşmişti. Ve bu 21 Anayasası'nda da öyle, 24 Anayasası'nda da öyle. Bir parlamenter sistem söz konusu değil. Doğrusu da oydu. Çünkü o dönem bir milli mücadele veriliyor ve her iki kuvvetin de bir mecliste birleşmesi doğruydu. Şimdi konuşmuş olduğumuz değişiklik Türkiye'deki bir yürütme sisteminin adının konulmasına yönelik bir çalışmadır, bir çabadır. Peki buraya nasıl geldik? Az önce de kısmen Sayın Parsan ifadesiyle dile getirildi. Öncelikle bu bir yeni anayasa değil. Yani baştan sona, başlangıçtan son hükme kadar anayasanın bir bütünüyle yeni anayasa ile milletin önüne geldiği bir anayasa değil. O bir anayasa değişikliği. Ama yürütmeye ilişkin, yani hükümet sistemine ilişkin değişiklikleri ihtiva ettiği için çok esaslı bir değişikliktir.
Ülkeler, bakınız 1962 Amerika iki dönemle sınırlandırmıştı hükümet yürütmedeki aksaklıkları gidermek için. Fransa 1946-1958 arasında yaşadığı hükümet krizlerini ortadan kaldırmak için 1958'den itibaren yarı başkanlık sistemine, yine 2000-2002'de yaptıkları değişikliklerle hükümet sistemine yönelik değişiklikler yapmışlardır. Ülkelerin istikrarı, ülkelerin yönetim biçimi yürütmeye ilişkin anayasadaki metinlerle ilgilidir. Dolayısıyla bir ülkenin bekası ile ilgili konularda daha çok yürütmeyle ilgili bölümlerde değerlendirilir. Çok değerli katılımcılar, bu metnin bu aşamaya gelmesinin temel sebeplerinden birisi 24. dönemde anayasa çalışmaları yapıldı ve bütün Türkiye'nin her kesimi anayasayla ilgili görüşlerini ifade etti. Orada bir uzlaşma sağlanamadı. Sonrasında 15 Temmuz'dan sonra 3 partiyle bir araya gelindi. 7 maddede uzlaşıldı. 7 maddeyle uzlaşılan bu metinden sonra ileriye gidilemedi. Ancak daha sonrasında Sayın Bahçeli'nin de bir grup konuşmasında ifadesinden sonra her iki parti adına bir araya gelip ortaya çıkan bir metin var. Ben bu metnin oluşumundan 15 Temmuz'un çok tarihi bir misyon oynadığını düşünüyorum. Nasıl? Türkiye'de bu kadar mesele varken anayasanın zamanı mı diye sorular soruluyor. Tam da anayasalar bir ülkenin bekası ile ilgili, geleceği ile ilgili, bağımsızlığı ile ilgili bir tarihsel serüven içerisinde yapılmıştır. Dünya örnekleri de öyledir ama bakalım 1921 Anayasası'na, 1924 Anayasası'na. 15 Temmuz'un anlamı Türkiye'nin bekasına, başkentine, İstiklal Marşı'mıza, devletin ve milletin varlığına yönelik bir tehditti. Ve milletimiz bunu canlarıyla, kanlarıyla bu tehlikeyi, bu tehdidi bertaraf etti. Ve 15 Temmuz'da milletimiz canlarıyla bu bedeli öderken siyasete bir görev verdi. Beni bir daha bu milleti FETÖ'dür, bölücü terör örgütüdür, hiçbir unsurlarla devleti zayıflatmayın. Devletin bekasını kıyamete kadar bu aziz milletin, devletin bekasını koruyun diye bir görev verdi. Ve esasen milletimizin 15 Temmuz'da kanlarıyla, canlarıyla koyarak devletin bekasını koruduğu bu süreç 16 Nisan'da milletimizin oylarıyla bekasını şekillendirecektir. Bu kadar önemli midir bir metin? Anayasa metinleri ortak sözleşme, ortak gelecek, ortak geçmiş ve ortak kaderin bir şekilde ete kemiğe büründüğü metinlerdir. Ve etrafımızda yaşanan hadiselere bakıldığında da küresel belli güçlerin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma, Türkiye'nin yönetilememesi anlamında bir sürecin kendilerini Türkiye'ye dair hesaplarını daha rahat bir şekilde uygulayabileceklerini hep göstermiştir. Bu anlamda Türkiye'nin güçlü bir, istikrarlı bir yönetime sahip olması da işte Türkiye'nin geleceğini güvence altına alacaktır. Biz 16 Nisan'ın bu anlamda çok tarihi bir misyona haiz olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bana da hep sorulduğunda, ya bu anayasa meselesi sizi motive eden, MHP ile AK Parti'yi bu kadar motive eden ruh nedir? Ben 15 Temmuz'un bize yüklediği bir misyondur ve 15 Temmuz'daki şehitlerimizin, terörle mücadele eden şehitlerimizin bizlere bir vasiyetidir diye bu meseleyi liderlerimizle, partilerimizle, milletimizle böyle görüyor diye değerlendiriyorum. Peki bu süreçte iki partiyle uzlaşma olur mu? Toplumun her kesimleriyle niye uzlaşmadınız? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu mesele 1982 Anayasası yürürlüğe girdiği günden beri tartışılmış. Ve her kesim aslında ne varsa bunu ortaya koymuş, eleştirisini koymuş. Ve biz tüm çalışmamızı yaparken Sayın Parsak'la ve bizim partilerimizin mutfaklarında, genel başkanlarımızın bizlere vermiş olduğu tüm yol haritasında sadece bugüne has bir çalışma yapmadık. Emin olun bir gülünü koyarken bile bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Türkiye'nin o zamanki Türk halkının bize asla bu madde niye konuldu diye bir vebal atmasın düşüncesiyle bugünden bağımsız düşündük. Kişilerden bağımsız düşündük. Türkiye'deki mesele kişiye bağlı. İşte böyle olursa şu kişi seçilir, o genel başkan olur, kendi milletvekillerini belirler gibi eleştiriler yapılıyor. Ama anayasalar konjonktürel değildir. Anayasalar kişilere göre değil, aşkın zamanlı bir ülkenin geleceğinin tasavvurunu oluşturan belgelerdir. Ve nitekim CHP ile bu teklifler, davetler yapıldı.
gelin siz de teklifinizi getirin, her ikisini oylayalım denilmesine rağmen herhangi bir teklifle gelinmedi. Esasen burada CHP'nin tutumu parlamento cumhurbaşkanı seçmeye devam etsin, halk seçmesin noktasındadır. Dolayısıyla buna aslında milletimiz 2007'de cumhurbaşkanı ben seçeceğim diyerek CHP'nin bu projesini aslında reddetmiştir. 2017 referandumu 2007 referandumunun devamıdır. Milletimiz 2007'de ben cumhurbaşkanı seçeceğim deyince bu tercihi ortaya koydu. Değerli arkadaşlar, bir ülkede eğer cumhurbaşkanını halk seçiyorsa orada bir parlamenter sistemden bahsetmek mümkün değil. Orada farklı bir sistem söz konusudur. Zaten Türkiye'de darbecilerin Kenan Evren'e göre, Kenan Evren'in bedenine göre biçmiş oldukları bir yürütme modeli var. Ama 16 Nisan'ın anlamı Kenan Evren'in darbeci bir paşanın, cumhurbaşkanının bedenine göre değil, milletimizin ihtiyaçlarına göre ve milletimizin bedenine göre bir elbise dikilmesidir 16 Nisan'daki anayasa. Ve tüm bu çalışmalarda 2007'de millet eğer farklı bir karar verseydi, aziz milletimiz, hayır parlamento seçsin deseydi, belki bugün meselelerin tartışma konusu çok daha farklı olabilirdi. Ama 2007'de eksik kalan konular vardı. Neydi? 2007'de halk seçince, az önce de ifade edildi, çifte meşruiyet çıktı. Şimdi başbakan ve cumhurbaşkanı, her ikisi de var. Türkiye gibi etrafı ateş çemberi olan bir ülkenin istikrarlı olması lazım. Ama iki başlılık, aynı parti de olsa, farklı parti ya da yaklaşımda da olsa, iki farklı yaklaşım Türkiye'nin bekasına tehdit oluşturabilir. Şöyle düşünelim, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız çıktı ve demokrasiye, millet iradesine sahip çıkın diye çağrıda bulundu. Şöyle bir simülasyon yapalım. O gece Cumhurbaşkanı, bu şu anki durumdan farklı bir şekilde düşünelim. Farklı bir görüşte, Başbakan farklı görüşte. Birisi diyor ki sokağa çıkın, demokrasiyi, milli iradeyi koruyun. Birisi çıkıp diyor ki, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı, hayır sokağa çıkmayın, bu bir suçtur, çıkanı tutuklarız. Türkiye'nin bekasına, istiklal marşımıza, ezanımıza yapılan bir tehdit, bir işgal girişimi nasıl olurdu? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de ne zaman hükümet konusunda siyasi bir istikrarsızlık, belirsizlik olmuşsa terör hortlamış. Bakınız 7 Haziran'da, 7 Haziran sonrasında hükümetin kurulamamasının terörü nasıl azdırdığını, Türkiye'de ekonomik siyasi krizler oluşturduğunu çok iyi görebiliyoruz. İşte bu nedenlerle 2007'de ortaya konan bir tercih vardı ama yarım kalan bir referandumdu. Şimdi onu tamamlıyoruz. Ve getirmiş olduğumuz teklif tamamıyla rejimi değiştiren değil, bilakis 15 Temmuz'da koruduğumuz cumhuriyeti, koruduğumuz demokrasiyi tahkim eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha da koruyan bir teklif içermektedir. Ve peki nasıl bir sistem öngörüyorsunuz? 16 Nisan'da oylayacağımız sistem adı Türk tipi hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Ayrıntılarına kısmen vaktimiz el verdiğince hemen gireceğim ama şöyle söylemek lazım. Bir defa başkanlık sistemi merkezi Amerika prototipiyle bir takım mukayeseler yapılıyor. Ama şunu söylemek lazım. Amerika'nın kurucu babaları 30 kişi oturup anayasa yapıyor. Kendi kaderini, geleceğini belirliyor. Onların aklı var da biz AK Parti ve MHP ve aziz milletimiz. Tabii ki bizim yapmamız yetmiyor. Asıl kararı verecek olan milletimizdir. Milletimiz tercihte bulununca bu yürürlüğe girmiş olacak. Bizim aklımız, yani Türkiye'deki milletimizin, aziz milletimizin, Türk milletinin aklı yok. Siyasi partilerin aklı yok. Biz kendimiz kendi anayasamızı yapamaz mıyız? Bu da Türk tipi bir anayasadır. Peki nasıl, ana hatlarıyla? Bir defa üniter bir yönetim modelini öngören bir anayasadır. Asla federalizme, asla eyalet ve özelliğe bırakın kapı aralamayı, onu kimsenin aklının ucundan bile geçiremeyecek bir anayasal düzenleme söz konusudur. Tek meclis söz konusu. Neden? Çünkü üniter yapı olduğu için bir diğer ülkelerde gözüktüğü gibi çift meclis düşünülmemiştir. Ve bu sistemde değerli arkadaşlar, meclisin güçlenmesi anlamında çok önemli bir takım düzenlemeler var. Bakın bazı uygulamalarda gerek parlamenter gerekse
başkanlık sistemi uygulamalarında yürütme kanun teklif edebiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde yürütmenin kanun teklif etme imkanı söz konusu değil. Bu açıdan da yasama tekeline sadece meclise ait olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Sadece bütçe kanunu yürütme teklif ediyor ama yürürlüğe girmesi yine meclisin onayıyla söz konusu. Aynı gün seçim söz konusu yine. Aynı gün seçimin temel amacı da özellikle yürütme ve yasamanın yakın iradeyle teşekkülü için sağlanmıştır. Şimdi ana muhalefetin genel başkanı diyor ki ya yarın başbakanla cumhurbaşkanı iki ayrı partiden olursa bir kriz olmaz mı? Olur diyor. Bunu niye millete anlatmıyorsunuz? Niye saklıyorsunuz diyor. Değerli arkadaşlar bir defa anayasa işi çok ciddi bir iştir. 18 maddenin en azından okunarak milletin karşısına çıkıp hayır için çalışma yapmak en azından millete olan saygıdan dolayıdır. Okumadığı açık. Diğer bir durumda iki başlılık zaten bizim teklifte ortadan kalkıyor. Temel amacı da kendisinin de söylediği gibi yarın bir kriz olursa bunun faturası millete gider. Bakın rejimi nasıl koruyor? Eğer bir hükümet sistemi özellikle başbakan, cumhurbaşkanı arasında bir kriz olursa bu bir hükümet krizine neden oluyor. Hükümet krizi siyasi kriz, ekonomik kriz, toplumsal kriz ve bu bir rejim krizine dönebiliyor. Esasen bu açıdan da yürütmenin istikrarı Türkiye'deki rejimin de bekası açısından çok önemli. Sayın Erkan Akçay Bey'in mecliste cumhurbaşkanlarıyla başbakan arasındaki krizin kronolojisini çok güzel anlattığı bir konuşması var komisyon çalışmalarında. Atatürk İnönü döneminden şu anki döneme kadar AK Parti dönemi hariç bütün dönemlerde Cumhurbaşkanı Başbakan krizleri yaşanmıştır. Derecesi, mahiyeti farklı bir şekilde olsa bile. Şu anda özellikle ya Başbakan Cumhurbaşkanı aynı niye giriyorsunuz? Tam da şu anda bir krizin olmaması muhtemel krizlerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Sistem merkezli düşünüldüğünde bunun ortadan kaldırılması lazım. Aynı görüşte bile olsa, bakın Sayın Sezer, merhum Ecevit, aynı siyasi görüşten olmasına rağmen bir anayasa krizinin ülkemizi faturasını 2011'e kadar borçlarını, milletimizi ekonomik faturasını ancak ödeyebildik. Yani burada yakın zamanlı bir seçim aynı gün oluyor ama bu sistemin temel amacı, çok değerli katılımcılar, %50 artı biri bulma zorunluluğudur. Bazı ülkelerde oylama yapılıyor ve en çok oy alan Cumhurbaşkanı yürütmeyi kurabiliyor. Ama bizim Türk tipi hükümet sisteminde bizim MHP ile uzlaşarak milletimizin yüce iradesine onayına sunduğumuz metinde böyle bir konu gündeme gelmedi. Neden? %50 artı biri almak demek uzlaşma demektir. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bir uzlaşma sistemidir. Bir mutabakat sistemidir. İlk turda %50 artı biri alamadı. Ne oluyor? 2 hafta sonraki pazar günü ilk turda en çok oy almış 2 aday yine oylamaya katılıyor ve en çok oy alan seçiliyor. %50 artı biri almak çok büyük bir rakam. Bakın AK Parti tek başına iktidar olmasına rağmen işte 1 Kasım'da ve 7 Haziran'da kurulamasına rağmen %50 artı biri bulma konusu çok zordur siyasi partilerde, Türk demokrasi tarihinde de. Bunu almak için çok büyük bir mutabakata ihtiyaç var. Bunu almak için bütün siyasi partilerin desteğine ihtiyaç var. Bu sistem Türkiye'de iki partili bir sistem getirir mi? Benim okumalarıma göre, tabii gelecekte göreceğiz, Türkiye'de siyasi partilerin daha da güçleneceği bir sistem olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü her siyasi partinin %50 artı biri almak için desteğine ihtiyaç duyan bir sistem. İlk turda olmasa bile, her parti kendi adayını çıkarsa bile ikinci turda bir siyasi partinin, iki siyasi partinin bir şekilde desteğine ihtiyaç olan, bir konsensüse ihtiyaç olan bir yapı var. Ve bu anlamda Türkiye'nin uzlaşmasına, bütün farklı görüşleri kendi bünyesinde barındıran uzlaşmacı bir siyaseti de doğuracaktır. Aynı zamanda siyasette değişim ve dönüşümü sağlayacaktır. Başarısız olan siyasi partilerde bir değişikliğin de olacağı mukadderdir. Şimdi burada işte parlamento ortadan kalkacak şeklinde bir takım hezeyanlar yapılıyor. Bilakis bu sistemde parlamento daha da güçleniyor.
Sistemin özü şu, aynı gün seçim oluyor, iki sandık kuruluyor. Bir sandıkta Cumhurbaşkanı yani hükümet yani yürütme seçiliyor. Diğer sandıkta da yasama yani meclis üyeleri belirleniyor. Şimdi herhangi bir ikili parti olmayacağı açık. Çünkü mecliste kaç parti temsil edilecekse milletimiz Cumhurbaşkanı da filan kişiye verse bile uzlaşma adına en azından ikinci turda kendi partisine oy verecek, kendi siyasi partisi daha da güçlü olacaktır. Çünkü meclis üzerinden yürütmeyi en azından denetleyeyim, dengeleyeyim düşüncesi olacaktır. Burada seçim akşamı, seçim günü milletin hükümeti kurduğu bir sistem var, milletin meclisi kurduğu bir sistem var. Yani bu sistemin özü halk hükümetidir. Parlamentonun desteğini, 276'nın desteğiyle kurulan yürütmeden biz seçim günü, seçim akşamı vatandaşımızın, seçmenin kendi hükümetini kurduğu bir sisteme geçiyoruz. Şimdi sabah kalkıp meclise bir baktınız, meclisi ortadan kaldıracak şeklindeki iddialar, bu metnin okunmadığını ya da millete biz yalan söylersek belki bu teklife destek olmaz diye bir düşünceden kaynaklı bir takım iddialar var. Ama milletimiz metni okuyor, milletimiz 18 maddeyi okuyor ve onun feraseti, basireti de her şeyin üstündedir. Bu sistemde seçimlerin karşılıklı yenilenmesi var. Buna neden ihtiyaç duyuldu? Değerli arkadaşlar, bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tıpkı belediye seçimleri gibi düşünebiliriz. Milletimiz seçim günü hükümeti kuruyor, ondan sonra 5 yıl geçim işine bakıyor. Ve seçilenler de 5 yıl sonra seçenlere hesap verme düşüncesiyle ülkeyi, hükümeti yönetmeye başlıyor. Meclis yasa çıkarıyor, sadece meclis, yürütmenin yasa yetkisi yok. Yürütme çıkan yasaları uyguluyor. Yargı da bağımsız ve tarafsız bir şekilde hem meclis hem de yürütmeyi denetliyor. Bu sistemde kuvvetler ayrılığı var. Mevcut sistemde var mı? Hayır. Mevcut sistemde kuvvetler ayrılığından bahsetmek mümkün değil. Şimdi 5 yıl için seçim yapılıyor, hükümet kuruluyor. Ama özellikle başkanlık sistemi veyahut da Türkiye'de bu sisteme yönelik itirazlar, iddialar, 40-50 yıldır yazılan bütün doktrindeki tartışmaların sebebini şu soru oluşturuyor. 5 yıl ya da 4 yıl hükümeti seçtikten sonra aralarında bir kriz olursa yasama ile yürütme arasında bu krizin çözülmesi için seçmen, vatandaş 3 yıl, 4 yıl kalan süreyi beklemek zorunda mı? Bu kriz ülkeyi bir rejim krizine, bir gerilime düşürmez mi? Tartışmaları Amerika'da da yıllardır yapılan tartışma. Yaklaşık 50 yıldır Amerika seçimleri aynı günde yapalım ve yakın bir irade çıksın. Fransa bunu yaklaştırdı. Bakın Nisan ayında Cumhurbaşkanı birkaç ay sonra da meclisi seçecek. Yaklaştırdı ki yakın irade çıksın, çatışma olmasın diye. Şimdi 5 yıl içerisinde ola ki bir kriz olursa işte bizim 116. maddedeki değişiklik bunun için geldi. Cumhurbaşkanı ya da meclis seçimleri yenileme kararı alıyor. Az önce Sayın Bahsak da ifade etti. 7 Haziran'da anayasadaki bu yetkiye göre Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldı. Peki mevcut sistemde meclis fesholurken ya da seçimini yenilerken Cumhurbaşkanı da kendisini milletin önüne götürüyor mu? Hani onların deyimiyle söyleyelim. Görevine son veriyor mu? Hayır. Peki bu teklifte neyi getiriyoruz? Bu teklifte biz diyoruz ki ola ki bir kriz olursa Cumhurbaşkanı ya da meclis seçimleri yenileme kararı alacak. Seçimi yenileme kararı alan milletvekilleri için dönem diye bir unsur yok. Bir daha seçilebiliyor. Ama Cumhurbaşkanı için iki dönem var. Dönemi kendisi karar alırsa dönemden sayılıyor. Meclis de yenilerse dönemden sayılıyor. Sadece ikinci dönemde ola ki suistimal olmasın diye bir sadece bir defalık bir seçilme imkanı var. Bunun temel amacı bu yangın söndürme cihazı gibidir değerli arkadaşlar. Bu ihtiyaç olunca, ola ki bir defa ihtiyaç olursa kullanılması içindir. Şimdi iki dönem için seçilen birisi sürekli seçim kararı alır mı? Diyelim ki aldı. Ya Cumhurbaşkanı feshetti. Şimdi bu sabah bile diyor ki sabah kalktı Cumhurbaşkanı meclisi feshetti. Eğer meclisi feshederse kendi döneminden gidiyor. Bir daha feshetti. Zaten seçilemiyor. Burada sadece şu var. Bunu da suistimal ediyorlar. Burası çok
seçkin bir topluluk olduğu için ifade etmek gerekir. Meclis ikinci döneminde bir daha seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanı aday olabiliyor. Cumhurbaşkanı meclisi de kendisi zaten oluşturuyor. Varsayımı var. Ona da kısmen birer cümleyle de olsa değinmekte fayda var. Böylece kendisini seçim kararı alır, bir daha seçer, bir daha seçer, bir daha seçer ve bir teviye bir tek adamlık gelir. Değerli arkadaşlar, bu sadece ve sadece bir sefer aday olabiliyor. Ve buradaki oran 5'te 3. Mevcut aritmetiğe göre bakalım, şu anda AK Parti'nin 5'te 3 oranı da yok. Eğer bu bir misal vermesi açısından öyle kolay bir şey değil, nitelikli bir çoğunluk. Kaldı ki bunun için konuldu. Meclis %50+1 almış bir cumhurbaşkanı sürekli bir seçimle alıp kendisini sistem dışına itmesin diye bir emniyet sürebi olarak değerlendirildi ve burada sürekli bir seçim söz konusu değil. Burada sadece bir kez daha aday olabiliyor. Zaten kararı verecek olan da millet. Eğer millet seçecekse yine kendisini seçmiş olur. Burada bir diğer iddia, bütün kuvvetler bir kişide birleşecek. Değerli arkadaşlar, asla böyle bir şey söz konusu değil. Yasama, meclis kanun çıkartıyor. Cumhurbaşkanı yürütme kanunları uyguluyor, yargıda denetliyor. Yürütmede çift başlılık var. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı. Bu çift başlılık ortadan kalkıyor. Arabanın iki şoförünü tek şoför olarak indiriyoruz. İki direksiyon teke iniyor. Asla kuvvetlerin bir kişide birleşmesi söz konusu değil. Siz kendi yargınızı oluşturuyorsunuz. Kendini seçeceksiniz. Cumhurbaşkanı da aynı zamanda partinin genel başkanı. Bunların hepsi bir varsayım üzerine söylenen sözler. Asla yargıya ilişkin maddelerde bir partinin yargıyı belirlemesine imkan yok. Bir defa yargı oluşumunda Anayasa Mahkemesi üyeleri görevi devam ediyor. İddia edildiği gibi bütün Anayasa Mahkemesi üyelerini yenileyecek diye bir şey söz konusu değil. Bütün Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevi devam ediyor. Askeri Yargıtay ve İdare Mahkemesi'ne giden iki üyenin görevi sona eriyor. Onun haricinde bir değişiklik söz konusu değil. Değerli arkadaşlar, bakın bu anayasa çalışması Sayın Başbakanımız ve Sayın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yapılan görüşmeler neticesinde bir çerçeve çizildi. Bu çerçevenin adı Türkiye'nin bekası, devletin etkin yönetimi ve istikrarına yönelik yürütme merkezli bir çalışma yaptık biz burada. Onun dışında yargıya ilişkin maddeler var. Bu sistem yargı ile ilgili işte AK Parti kendi yargısını oluşturuyor ya da Cumhurbaşkanı kendi yargısını oluşturuyor. Bir asker yargı, askeri yargı ya ilişkin hüküm var. Onun sebebi de özellikle FETÖ yapılanması gibi. Asker sivil yargı ayrımı ortadan kalksın ve CHP ile uzlaştığımız maddelerden birisidir. Bu var uzlaştığımız için. İki ne var? Anayasa Mahkemesi'nde askeri Yargıtay ve İdare Mahkemesi kalktığı için iki üye sona eriyor. Başka hiçbir virgülüne dahi dokunmadık. Yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanı kendisi seçiyor 14 kişiyi. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı Yargıtay'dan 3 kişi geliyor, onun içinden seçiyor. Danıştay'dan 3 kişi geliyor, onun içinden seçiyor. YÖK'ten 3 kişi geliyor, onun içinden seçiyor. Cumhurbaşkanı, diyelim ki burası hepsi Yargıtay üyesi. Ben şunu seçiyorum diyemiyor. Bu heyet kendi arasından oturuyor, 3 kişi belirliyor, bunlardan birini seçebilirsin diyor. Bu da mevcut anayasada var, bir değişiklik yapılmadı. Bunu açıkça söylemek lazım. Gerçekten bu hususta bir dezenformasyon söz konusu. Bir diğer husus, bu Hakimler Savcılar Kurulu ile ilgili bir çalışma. Şimdi az önce de söylediğim gibi burada merdiven metaforu var. Şu an acil yürütme ilişkin ama yargı ile ilgili asla Yargıtay üyelerinin seçimi, Danıştay üyelerinin seçimi. Dünkü konuşmasında ana muhalefet hakim savcıları Cumhurbaşkanı atayacak, genel başkanı atayacak. Bunu kabul ediyor musunuz? Böyle bir şey söz konusu değil. Hakimler Savcılar Kurulu. Peki gelelim Hakimler Savcılar Kurulu'na. Hocam toparlayayım ben. Evet. Hakimler Savcılar Kurulu'nda şu anda Cumhurbaşkanı zaten 4 kişi belirliyor. Bakan ve müsteşar var. Olmayan bir yetkiyi meclise veriyoruz. Meclis şu ana kadar Hakimler Savcılar Kurulu'nu hiçbir şekilde seçemiyor. Ama buradaki yaklaşım somut pratik sebebi bir defa şu. Hiç yine girilmeyebilirdi. Ama 2018'de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçimi var.
Eğer biz bu maddeyi getirmeseydik milletimizin önüne, değerli arkadaşlar, bu madde 2010'da geldi. Ve aslında ilk maddede herkes, her hakim savcı bir üyeye oy verecekti. Ama özellikle CHP'nin iptal başvurusu ve FETÖ'cülerin de yargıya müdahalesiyle bu iptal oldu. Ve bütün hakim savcılar liste usulüne döndü. Yani kanun iptal oldu. Böyle olunca bir FETÖ gibi bir unsur, bütün hakimler savcılar kurulu daha önce başka bir vesayet kurumunun elindeyken yeni bir neo vesayetin eline geçti. Ama biz bu maddeye girmeseydik 2018'e kadar değerli arkadaşlar yargının içerisinde gruplaşma, şu gruptan, bu gruptan, şu görüşe yakın şeyi şimdiden başlamıştı. Seçim çalışmalarına başlayıp yargı çalışmaları ortadan kalkacaktı. Biz burada çifte meşruiyet, Cumhurbaşkanı ve meclis tarafından seçilecek ve meclise daha fazla bir yetki verildi. Dolayısıyla seçimde de birinci turda 3-2 AK Parti, MHP ortak bir şekilde seçemiyor. İkinci turda 5-3 çoğunluk eğer MHP ile uzlaşabilirse reel pratik durumdan yola çıkarak bakıyorum. Seçebilecek Hakimler Savcılar Kurulu mecliste yine AK Parti tek başına seçemiyor. Üçüncü turda da en çok oy almış iki aday kuraya kalıyor. Bu kurada MHP'nin 2011'de de söylediği bir teklifti. Kurayla seçilebiliyor. Dolayısıyla bir partinin tek başına yapabileceği bir durum söz konusu değil. Sözleri toparlarken bu sistemin tek adamlık getirmediği, iki dönemle sınırlı bir, ki millet seçerse 5 yıl yaptı ama bir daha seçileceği de garanti değil. Ama Türkiye'de mevcut sistemde başbakanlık çok güçlüdür. Almanya Merkel 15-16 yıldır başbakan, bir süre yok. Orada çok demokratik. Türkiye'de 15 yıl, 20 yıl başbakanlık yapılabiliyor. Yürütmenin en önemli kanadı ama burada en fazla millet seçerse 10 yılla sınırlı. Şili'den bir kampanyaya destek için getirdiler. Hayır'a destek olsun diye. Adam okumuş tabii, getirenlerin parti genel başkanı gibi değil. Metni okumuş. Ya Şili'de Pinochet vardı, diktatör vardı. O yüzden hayır dedik. Bu metinde millet seçiyor, 5 yıl için seçiyor ve bir defa daha ancak seçiyor. 10. yıldan sonra seçilemiyor. Millet buna niye hayır desin diye Şili'den gelen metni okuyunca böyle diyor. Biz metni okuyan milletimizin firasetine güveniyoruz. 16 Nisan'da güçlü bir evetin, güçlü bir Türkiye için bir ilk adım olacağına inanıyoruz. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Abdülhamit Gül Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2007 yılından itibaren Türkiye'de ciddi problemler var. Bir de ben değerlendirme yapayım müsaade ederseniz. Tabii 1982, bizler o zaman oy kullandık. Hazuruna bakıyorum, önemli bir kısmı da o zaman oy kullanmıştır 82'de. 82'de demokratik bir oy mu kullanılmıştı? Cevap hayır. Sonraki dönemde, 82 Anayasası'ndan sonraki süreçte, bütün siyasi partiler, bütün seçim dönemlerinde vatandaşa anayasayı değiştirme sözü verdiler. Ancak maalesef bu anayasayı değiştirme sözü bir türlü yerine gelmedi. Peyderpey, ihtiyaca binaen, günün şartlarına uygun olarak, ki şu anki değişiklik de aslında günün şartlarının ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan bir değişiklik. Anayasanın bir bütün olarak değiştirilmesi ve vesayet sisteminin, özellikle darbe anayasasının artık Türkiye'nin gündeminden bir şekilde çıkması lazım. 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşma komisyonu oluşturuldu. Ancak uzlaşma komisyonu 60 maddede anlaşmasına rağmen sonrası bir türlü gelmedi. 15 Temmuz'dan sonra 7 maddelik bir uzlaşma komisyonu, onun da sonrası gelmedi. Ama burada önemli değişiklik 2007 yılında yapılan değişiklikti. 2007 yılında yapılan değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinden sonra mevzuatta bir kısım düzenlemelerle bu değişikliğin desteklenmesi gerekiyor idi. Ancak 2007'den 2016 yılına kadar olan süreç içerisinde halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak mevzuatta yapılması gereken ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin ve sorumluluklarının tespitine yönelik değişiklikler bir tarafa bırakıldı. Onlar hiç gündeme getirilmedi.
Nihayetinde 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de yeni bir yapı, yeni bir anlayışla bu değişiklikler gündeme geldi. Elbette sorulardan bir kısmına baktığımız zaman, soruları dağıttık arkadaşların ilgi alanlarına göre dağıttık. Sorulardan bir kısmına baktığımız zaman sorularda söylenen mevcut anayasadaki değişiklikler ilave bir kısım mevzuat değişikliklerini de beraberinde getirecek mi? Elbette getirmesi gerekir. Eğer anayasada yapılan değişikliklerle sınırlı kalır ve mevzuatla desteklenmezse, ikincil mevzuatla yani kanunlarla yapılan değişiklikler desteklenmez ise, 2007 yılında yapılan değişikliğin farklı bir garabetiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla seçim kanununda, siyasi partiler kanununda, Cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerinin ve özellikle anayasada tespit edilen genel çerçevenin içeriğini tespit eden yasama organından yapılacak pozitif düzenlemelerle eğer ikincil mevzuat yani kanunlar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmaz ise yapılan anayasa değişikliğinin ülkeye çok da ciddi fayda sağlayacak nitelikte olmadığını ben bir akademisyen olarak söylemek istiyorum. Çünkü ikincil mevzuatta değişiklik yapılmadığı müddetçe, örneğin seçim kanunu değiştirilmediği müddetçe, örneğin siyasi partiler kanunu değiştirilmediği müddetçe, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önündeki bir kısım engeller ortadan kaldırılmadığı müddetçe bir anlam ifade etmeyecektir. Evet, anayasanın birinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin nitelikleri belirtilirken cumhuriyet olduğu ifade edilmiştir. Cumhuriyette hiç kimsenin problemi yoktur. Ama demokrasinin olmadığı yerde cumhuriyetin tek başına bir anlam ifade etmediği de unutulmamalıdır. Demokrasiyle cumhuriyet başat aktör veya da başat niteliktedir. Birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırıcı pozitif düzenlemelerin de mutlak anlamda yapılması gerektiği ve yapılacağını düşünüyorum. Bu anlamda tabii ben buraya akademisyen sıfatıyla çıktım. Akademisyen sıfatıyla çıktığım için AKP milletvekili arkadaşımızın söylediği 7 Haziran'dan sonra hükümetin kurulamadığı yönündeki serzenişinin bir akademisyen olarak cevap vermek değil ama siyasi olarak o serzenişin AKP açısından çok da haklı olmadığını söylemek burada benim vazifem diye düşünüyorum. Şimdi soruları arkadaşlara dağıttım. Bu soruların kapsamına göre önce gene Sayın Mehmet Bey'e sorularımı cevaplamak üzere söz veriyorum. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi tabii çok kıymetli sorular geldi. Ben de bunlara kısa kısa cevap vermek isterim. İki tane benzer mahiyette anayasanın hangi maddesi değişti ki Türklüğün bekası sorunu giderildi? Bir de Ali Çalışur benzer mahiyette soru sormuş. Biz de tam olarak onu ifade ediyoruz. Şimdi bu anayasa değişikliği sürecinde ilişkin olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin rolünü ifade ederken sadece bu ortaya çıkan teklif metnine değil, bundan daha önemlisi ve daha öncelikli olarak da esasen bu teklif metninde olmayanlara bakmak lazım diye de zaten buna işaret ediyoruz. Bu anayasa değişikliği tartışmaları yeni değil. Sunumumda da ifade ettim. 2011 ile 2013 arasında 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda anayasamızın neresinde Türk ibaresi varsa çıkarılması suretiyle anayasanın Türk anayasası olmadığı ileri sürüldü. Türk anayasasının ilk 4 maddesi değiştirilmek istendi. İlk 4 maddeye hakim olan milli devlet ve ünitel devlet ilkeleri ortadan kaldırılmak istendi. Bunları destekleyen eğitim dilinin Türkçe olduğu yönündeki 42. madde, Türk vatandaşlığına ilişkin 66. madde, yerel yönetimlerde özelliğin olamayacağına ilişkin 127. madde somut olarak teklif edilmek suretiyle değiştirilmek istendi. O işaret ettiğim tbmm.gov.tr'ye girdiğiniz zaman birinci sayfada, anayasalar sayfasına yöneldiğiniz zaman hangi partinin neye önerdiği ve bugün bu iddiaları ileri süren Cumhuriyet Halk Partisi, hele hele diğer partinin adını da zikretmek istemiyorum. Bunların tamamına yönelik olarak değişiklik teklifleri orada dururken bugün ondan çok uzun bir süre geçmeyin. 5 sene sonrasında
Milliyetçi Hareket Partisi'nin haklı, kararlı, istikrarlı tutumu neticesinde bu değişiklik teklifinde bunlara işaret eden, bunlara temas eden bir teklifin olmaması Türklüğün bekasının garantiye alınmasını işte orada aramak lazım. Yani şuraya siz Türklüğün bekası garanti altındadır diye yazamazsınız. Geçmiş dönemde bunlara yönelik değişiklik önerileri somut olarak var iken bugün buna ilişkin hiçbir öneri somut ya da dolaylı olarak ya da yorum yoluyla yok ise işte burada Türklüğün bekası orada anlamını bulmaktadır. Bunu dikkatlerinize sunuyorum. Bir cümle ifade etmek isterim ben Türklükle ilgili olarak. Anayasanın 66. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür ifadesi yer alır. Milliyetçi Hareket Partisi haricindeki bütün siyasi partilerin 66. maddeyle problemleri vardı. Ve önerilen tekliflerde şu idi. 66. maddeye bakabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık, en iyi öneriyi söylüyorum ben burada. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişilerin din, ırk, dil, kültürel farklılıklar ayırt edilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayılır şeklinde idi. Bu öneri en iyi öneriydi. Saygılar sunuyorum. Evet, devam. Anayasa değişikliğinin içerisinde özel belediye ve federatif bir yapıya müsaade eden bir madde var mı? Yani bu 126. maddeye yönelik olarak bir değişiklik teklifi vardı. Ona işaret eden bir soru Yeni Mahalle İlçe Başkanımız Eyüp Yılmaz kitabının ortasından yakalayıp sormuş. Onu destekleyen bir de 123. madde. Bu da en fazla tartışılan konulardan bir tanesi. Efendim anayasanın 126. maddesinde değişiklik öneriyorsunuz. Bir de 123. maddesinde değişiklik öneriyorsunuz. Eğer anayasa değişikliği referandumda evet de sonuçlanırsa Cumhurbaşkanı hem de kararnamelerle özellik, federasyon vesaire kurabilecek mi? Çünkü iddia aylardır öyle ileri sürüldü. Asla mümkün değil. Bir defa teknik olarak izah edeyim. Özellik, federasyon vesaire bunu ortaya çıkarabilmeniz için birincisi ve olmazsa olmaz anayasanın ilk 4 maddesinde değişiklik yapmanız gerekir. Çünkü milli devlet ve ünitel devlet, orada devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü orada ifade edilmekte. Dolayısıyla ilk 4 maddede değişiklik yapmadan bu yönde bir netice alamazsınız. Bu iddiayı ileri sürenler de aslında bu yönde değişiklik tekliflerine sahip olanlardır. Onu da ayrıca dikkatlerinize sunuyorum. Bununla birlikte de anayasanın 126. maddesinde değil, 127. maddesinde değişiklik teklif etmek gerekmektedir. Çünkü 126. maddenin madde başlığı merkezi idaredir. 127. maddenin madde başlığı mahalli idarelerdir. Ve ne yazık ki 2011 ile 2013 arasında o 127. maddeyle ilgili de değişiklik önerisi gelmiştir. Şimdi buradaki tartışma şuradan çıkmakta. Mevcut anayasamızın 126. maddesinde zaten halen, buradan okuyayım size, aslında çok da anlamlı, önemli. 3. fıkrasında, kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görevi ve yetkileri kanunla düzenlenir diye bir fıkramız var. Bu ilk çalışma esnasında kararnamelerle düzenlenmek istendi ve burada değişiklik yapılmak istendi. Biz o zaman da Sayın Gül'le müzakere ederken ifade etmiştik. Aslında buradan özellik, federasyon vesaire sonucu çıkmaz ama tartışması çıkar. Nitekim çıktı. Bir de ifade edeyim, hırsız içeride olunca kapı kilit tutmuyor. Yani o bir de bizim içimizden birilerinden özellik geliyor, federasyon geliyor, kararnameyle böyle olacak falan diye de söylenince belki anlamını da biraz genişletti. Şimdi biz bunu komisyonda düzelttik. 126. maddedeki bu hususu 106. maddenin son fıkrasına getirdik. Çünkü burada zaten murad edilen Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları vesaire. Şimdi bu 126. maddenin 3. fıkrası demin okuduğum aynen duruyor. Onların mantığı kabul edildiğinde şu anda kararnameyle değilse bile kanunla özellik federasyon kurmak mümkün mü olacak bizim anayasamıza göre? Yani anayasa hukukçusu, hatta hukukçu olmaya bile gerek yok şu mantığı anladıktan sonra. Dolayısıyla bu da gene en sık müracaat edilen yalanlardan bir tanesidir. Sadece retorikte Milliyetçi Hareket Partisi olduğu müddetçe asla buna müsaade etmeyiz demek istemiyorum. Bu teknik anlamda da bu çerçevede mümkün değildir. Bunu da bilginize sunmuş olayım.
İki tane bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili benzer mahiyette sorular var. Gene en fazla istismar edilen alanlardan bir tanesi, sunumumda da onu ifade etmemiştim ama iki tane soru geldiğine göre buradan söyleyeyim. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde çok çalıştığı ve çok etki ettiği maddelerden bir tanesidir. Yalan şu, efendim artık devlet Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetilecek. Bir defa şunu bir tespit edelim. Mevcut anayasamızın 104. maddesinde Cumhurbaşkanlığı için zaten bir kararname etkisi var. Bununla birlikte bir de Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarma etkisi var. Biz hükümet sistemini değiştirip Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a ilişkin tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'nın altında topladıktan sonra tabii ki kararname ihtiyacını da gözeterek ama dikkat ediniz kanun hükmünde olmayan sorunun biri de o yönde zaten Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne mahiyettedir diye hukukçuların bildiği bir kelsenin normlar hiyerarşisi var. Burada en tepede işte anayasa, altında kanun. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi onun altındadır. Çünkü kanun gücünde değildir, kanun niteliğinde değildir. Kanun niteliğinde olmayan, yürütme yetkisine ilişkin olarak, birinci en temel sınırlama budur. Anayasamızın temel haklar, siyasi haklar vesaire gibi bölümlerinde çıkarılamayacak olan, anayasamızda münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konularda çıkarılamayacak olan ki anayasamızın tam 82 maddesinde münhasıran kanunla düzenlenmesi şartı vardır. O konuda kanun varsa çıkarılamayacak olan, o konuda kanun hükmüyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çatışması halinde kanunun geçerli olacağı ve bütün bu filtrelerden geçtikten sonra eğer mümkün olur da çıkarılırsa o yönde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun çıkarması halinde kararnamenin kendiliğinden yürürlükten kalkacağı bir çerçevesi, sınırları net kararname rejimi oluşturdu. Bütün bunlardan sonra da o kararnameleri yargısal denetime tabi tuttuk Anayasa Mahkemesi'nin görevleri maddesi içine almak suretiyle. Dolayısıyla bu da gerçekten en sık müracaat edilen ama hakikatten en uzak konulardan bir tanesidir. Bunu da böylelikle ifade etmiş olalım. Toparlarsanız. Tamam. Bundan 20 yıl sonra 15 Temmuz hainleri eğer ki bir siyasi parti olarak ülkemize girmiş olsaydı ve böyle kötü bir art niyetli hükümet olarak veya Cumhurbaşkanı 20 yıl sonra yaparsa nasıl engel? Yani şu mu sorulmak isteniyor? Teröristler, FETÖ dahil olmak üzere işte Cumhurbaşkanlığını ele falan mı? Bakın mevcut sistemimizde muhafazan Allah 7 Haziran'dan sonra neredeyse hükümet oldular. Hatta bakanlık yapısına baktığımızda o 116. maddesi çerçevesindeki anayasanın kurulan geçici hükümette bakan olarak yer aldılar. Yani asıl bu sistem içerisinde her türlü terör örgütünü siyasallaşıp hükümet etmeye ortak olma imkanı var. Hükümet sistemi değiştiğinde en az %50'nin oyunu almak durumundasınız. Biz milletimize güveniyoruz. Asla hiçbir terörist yapılanmaya %50 gibi bir oy verip bu yöndeki yetkiyi ona teslim etmez. Dolayısıyla bu soruyu da bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın oğlu, kızı, eşi vesaire hükümette görevlendirmesi kısıtlayıcı kısım var mıdır? Mevcut anayasada var mıdır? Yani mevcut anayasaya göre oğlunun, kızının, gelinin, damadının neyse yani başbakan yardımcısı bakan olmasının önünde bir engel var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla bunu değerlendirirken de bu gerçek üzerinden hareket etmek lazım. Ama şu siyasi mantığı da kavramak lazım. Niteliği varsa oğlu da kızı da olsa vesaire bu olabilsin. Ama yoksa da haksız yere bunlar o görevlerden birine getirilmişse aziz Türk milleti göstereceği ferasetle bunun neticesini bir sonraki seçimde koyacaktır ortaya. Millete itimat etmekten niye çekiniliyor? Onu da ifade etmekte bu çerçevede fayda var. Yeni anayasa en çok hangi devletin anayasasına benzer? Hiçbir devletin anayasasına benzemez. Şimdi bakın Türk Anayasası'nın hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi bu başlık boş yere seçilmemiştir. Bir Türk Anayasası tartışmalarının sonunda artık anayasanın Türk Anayasası olduğunun tescil edildiği bir dönemde ve adlı adınca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Başkanlık sistemi midir? Değildir. Başkanlık sisteminde çünkü yasamanın yürütmeyi, yürütmenin de yasamayı, seçimlerini yenileme imkanı yoktur. Şimdi buna dair de pek çok şey söyleniyor.
Partili cumhurbaşkanlığı sistemi midir? Değildir. Cumhurbaşkanının partili olmasıyla partili cumhurbaşkanlığı sistemleri ayrı ayrı şeylerdir. Partili cumhurbaşkanlığı dediğiniz 60'a kadar uygulanmış ve orada cumhurbaşkanının partili olmasıyla birlikte başbakan ve bakanlar kurulu da var. Bu sistemde başbakan ve bakanlar kurulu yok. Dolayısıyla bu sistem partili cumhurbaşkanlığı sistemi de değildir. Partili midir cumhurbaşkanı? Olabilir. Önünü açıyoruz sadece. Bilmiyoruz, millet karar verecek. Partili olanı mı seçeceğim? Partili olmayanını mı seçeceğim? Diğer taraftan da en partisiz cumhurbaşkanı Sayın Sezer'di. En partizan davranan cumhurbaşkanı da oydu ne yazık ki. Tarihsel gerçeklerimize de bakmak lazım. Nedir bu sistem? Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bizim ihtiyaçlarımızdan doğmuş, bize özgü bir hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Onu da ifade ederek ben şimdilik bu sorulara cevaplarını da toparlamış oldum. Teşekkür ederim. Abdülhamit Bey, buyurun. Şimdi gerçekten sorular bununla ilgili çok ilgili ama kamuoyu 500 yardımcı atarsa ne olacak diye bunu bunun evine hayır edelim diye söylüyorum. Anayasada makul, ortalama zeka, Türk insanı hitap eden metinler. Öyle kalkıp şöyle olursa böyle olur, şu şekilde olursa ne olur diye yani kendi akıllarında hitap etmeyecekleri, okunmamış metinler üzerine gerçekten yorum yapma imkanı yok. Şu anda da öyle bir imkan var. Yani mecliste çoğunluğu bulunan bir parti var şu anda ve isterse bakanlık sayısı 100 yapar, bakanlar dışarıda olabiliyor, kızını, oğlunu, gelini, damadını da oraya doldurur. Ama demokrasi budur işte. Demokrasi yönetenlerin seçmenin rızasına dayanması, yönetenlerin seçmene hesap vermesidir. Önünde sonunda sarılığa gideceksiniz ve hesap vermesidir. Bunu yapan birisi olursa milletten tokatı yiyecektir. Dolayısıyla devlet için ciddi yetişilir. Böyle şöyle olursa nasıl olur, böyle olursa cumhurbaşkanı yardımcısı işte makam boşalırsa cumhurbaşkanı olacak. Bunu millet seçilir. Tam da Türk tipi hükümet sistemi dediğim şeylerden birisi budur. Amerika'da cumhurbaşkanı eğer görevi bir şekilde istifa, boşalma, ölüm gibi sona ererse ne oluyor? Başkan yardımcısı görev sonuna kadar başkanlık yapıyor. Bunun örneği de var. Bizde nasıl? Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı yardımcısı kendisi belirliyor. Seçimle gelmiyor. Neden? Çifte meşruiyeti orada da yeni fiili durum olmasın diye bunu çok üzerinden tartıştık. Yani bu maddeler üzerine genel başkanlarımız, organlarımız çok tartıştı. Ve bugün değil, kişilerden bağımsız tartıştı. Peki nasıl oluyor? Bir boşanma olması halinde en geç 45 gün içinde yardımcı seçime götürüyor. Asla cumhurbaşkanı yapmıyor. Amerika'da cumhurbaşkanı başkanlık yapıyor. Burada milletin seçimine gidiyor. Millet kimi seçerse o artık cumhurbaşkanlığı görevi yapmış oluyor. Ve mümkünse 3 gün içinde, mümkünse 5 gün sonra seçime gidecek. Ama en geç 45 gün içinde. YSK şeyini hazırlayacak sürekli ve milletin iradesiyle seçilecek. Dolayısıyla çok konuşulur, çok söylenecek şey var ama biz bunun Türk milletinin en uygun sistem olduğu hususunda mutabakat söz konusu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle işlemler yapınca Anayasa Mahkemesi'nde denetimlerin danıştığı mutabı olacak, hangi işlemler tabi olacak? Şimdi değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı kararnamesi, az önce Sayın Patrik de söyledi, bir defa her istediği kafasına istediği konuda kararname çıkaramıyor. Bunu neden söylemek gerekiyor? Hala televizyonlarda hayır için çalışan bazı milletvekilleri, ana muhalefet milletvekilleri, Cumhurbaşkanı vergi koyacak, vergi kaldıracak. Cumhurbaşkanı muhtarı ilk ilçe kuracak, bir ilçede birleşecek, iyi şeyler söylüyorlar. Biz bu Cumhurbaşkanı kararnamesini çalışırken en fazla üzerinde zaman harcadığımız konulardan birisi buydu. Ve bu hususta sadece yürütmeye ilişkin konularda çıkartabiliyor. Temel haklara, kişi hak ödevleri, siyasi hak ödevleri ilişkin bir şey çıkartamıyor kararname. Bir konuda kanun düzenlemişse o konuda kararname çıkartamıyor. Eğer bir konuda yetki kanuna verilmişse kararname çıkaramıyor. Bakın üniversiteler normalde yürütmeye dair bir yetki. Cumhurbaşkanı kararnameyle kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Çünkü anayasada kanunla kurulur diyor. Vergi işi. Vergi işi anayasada 73'te ancak kanunla kurulur, değiştirilir. Yani dolayısıyla bu konuda çok yalan yanlış bilgiler veriliyor. Kararname işi yürütmeye dair yetkilerdir. Peki denetim söz konusu? Evet. Denetimde Anayasa Mahkemesi'ne
Meclis 1/5 milletvekilleri, en fazla oy almış 2 parti grubu iptal için dava yoluna başvurabiliyor. Kararname çıkardı ama Anayasa Mahkemesi iptal edebiliyor. İkinci hususta mahkemelerde uygulanması halinde o kararname anayasaya aykırı diye vatandaşlar yine iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bunun müracaatını yapabilecektir. DDK'ya idari soruşturma yetkisi veriliyor. Bu özel yapısı zedelemeyecek mi o tuzak kişiliklerin? Millet seçtiği için Cumhurbaşkanı %50+1 ile özellikle FETÖ gibi devlet içinde bir takım sendikalar, kamu kurumları ya da bölücü terör örgütü şimdi bunun yanlıya sızdı. En azından bu gibi yerlerde bir eksiklik olursa biz seni seçmedik mi? Niye bu kurumları denetlemedin diye millet hesap sorabilecek. Bu yetkide de bir yaptırım yok, sadece soruşturma açıyor. Bağımsız yargı bunu denetleyecek, dosyasını hazırlayacak, savunmasını alacak. Dolayısıyla bu konuda da yerinde bir değişiklik diye düşünüyoruz. İki dönem sonra meclise de hakim olursa Cumhurbaşkanı kendini sürekli seçtirmez mi? Az önce bunu söyledik. Bu şunun için arkadaşlar, şimdi aksini düşünelim. Cumhurbaşkanı %50+1 ile seçildi, %90 ile seçildi. %50+1 ile seçildi. Bir yıl sonra meclis Cumhurbaşkanı seçimini yeniledi. Bir dönem gitti mi Cumhurbaşkanı? Gitti. %90 milletin seçtiği birisinin bir dönemi gitti. Geriye kaldı bir dönem, yani 5 yıl. Bir daha seçildi %90'la ya da %50+1'le. Bir yıl sonra meclis dedi ki biz bu Cumhurbaşkanı'ndan kurtulalım. Bu Cumhurbaşkanı milli, yerli. Biz bir şekilde işte 3 parti, 2 parti birleşelim. Bunların hepsi şey, yani tabii ki siyaset anlamında olan şeyler değil ama bir emniyet sıvabı anlamında. Bir yıl sonra sistem dışına itmeye yönelik bir tedbir. Kaldı ki oran da nitelikli oldu, suistimal edilmesin diye. Eğer bir salt çoğunluk olsaydı iktidar partisi bunu suistimal edebilirdi ya da Cumhurbaşkanı Partisi diyelim. Ama bunun 1/5 olmasının da amacı, bakın AK Parti özelinde şimdi baktığınızda 1/5 çoğunluk yok. Bir partiyle uzlaşmak zorundasınız. Dolayısıyla hadi biz Cumhurbaşkanı bir daha seçtirelim şeklinde çok keyfi bir şekilde kullanılmayacaktır diye düşünüyoruz. Senato neden düşünülmedi? Şimdi bu denetimi de uzun vakti almak için kısaltıyorum. Aynı zamanda denetim de mekanizması olabilir. Türkiye'de uygulandı. Çok iyi tecrübeler edilmedi. Yani eğer faydalı olsa değerlendirildi. İkinci unsur da Türkiye'de biz üniter yapıyı daha tahkim eden bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi düşündüğümüz için esasen senato eyaletlerin temsilcilerinin o mecliste temsil edilmesi anlamında bir oluşturulan senato meclistir esas itibariyle. Türkiye'de uygulaması bir tarafa bırakırsak 61'den sonra biz üniter yapıyı düşündüğümüz için ve bunu bizim için esaslı mesele gördüğümüz için senato işine girilmedi. Üniter yapı merkezi aldığımız için. Başkanlık sistemi için hala ısrarlı olacak mı bu referandum sonrasında? Bu değişiklik yeterli mi? Değerli arkadaşlar, bizim yapmış olduğumuz anayasa çalışmalarındaki temel mesele Cumhurbaşkanlığı makamı millet seçtikten sonra sorumlu olsun. Millete siyasi sorumluluğu var. Şu anki mevcut anayasada Cumhurbaşkanı yaptığı hiçbir işleme karşı dava açamıyorsunuz. Ama 125. maddenin ilk cümlesini çıkardık ve Cumhurbaşkanı yaptığı işlemlere karşı bütün mahkemeler, yani yargı yoluna bütün işlem ve eylemlerini açtık. Dolayısıyla bu değişiklik milletimiz için yeterlidir. Milletimiz için yeterli olan da bizim için yeterlidir. Biz Cumhurbaşkanı hükümet sistemini Türkiye'nin bu anlamda sorunlarını çözeceğini düşünüyoruz. 2019'dan sonra iki kez daha seçilme hakkı var mı Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Şimdi sisteme 2019'da geçirecek ve bütün yetkiler, görevler ve bu sistem 2019'da yürürlüğe girecek. Dolayısıyla o tarihten itibaren iki dönem için seçiliyor. Hocam işaret veriyor. 7 Haziran'da hükümet kurulamamasına yönelik hocam bir eleştiri yaptı. Mevcut sistemin bir patenajından kaynaklı %41 oy almasına rağmen hükümet kurulamadı. Diğer partiler de bir şekilde hükümet kurulamadı. Bu sistemde ilk turda kurulamasa bile 2 hafta sonra hükümetin kurulacağı, yani belirsizliğin ortadan kaldıracağı bir sistem diye söyledim. Onun haricinde farklı bir şey varsa yine cevap veririz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Gönül ister ki bütün anayasayla ilgili tartışmalar yapılırken doyurucu nitelikte, işin özüne ilişkin, hamasete kaçmadan vatandaş, milletimiz
Türk milleti, aziz Türk milleti, aziz millet değil de Türk milleti gerçekten konuyu aldılar ve bu Türk milleti neyin ne olduğunu algıladığı zaman da nasıl karar vereceğini, nasıl oy kullanacağını çok güzel, çok net bir şekilde ortaya koyar. Ama hamasetle yapılan bir kısım konuşmalar, özellikle basın yayın organlarında hamasetle yapılan konuşmalar maalesef vatandaşımızın, milletimizin kafasını karıştırmaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Ümit ederim bundan sonraki kalan süreç içerisinde daha sağlıklı, daha bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Saygılar sunuyorum. Başkana ve vakfa çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer konuklar, panelimiz sona ermiştir. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.